kantarımızın sıkıntıları çok. Eylül'ün 15'inde kantar açıldı. 1,5 aydır söküm yapıyoruz. Daha buradaki kalabalık ara var. Yarından sonra teslim olacak. Artı makine, bir makine buraya yetmiyor. 70-80 bin ton olan pancar kapasitesi bir kantarda bir makine yetmiyor. Kesinlikle biz buraya ikinci makineyi istiyoruz. Peki bu sene verim nasıl? Verim şu anda bu rekolta yani mevsimsel olarak zayıf ama ürününe bakıp da imkanı olabilenler için fena değil. Şeker randımanında sıkıntı var polar bazında. Aynı tarladan 16 polarlı pancar da gönderiyoruz, 13 polarlı pancar da gönderiyoruz. Bunun sebebini biz bilmiyoruz. Aynı tarladan. Peki ortalama ne kadar fiyatlar veriyorsunuz? 16 polar gelirse 21 kuruştan biz pancar fiyatı alacağız. Ama bu 13 polar geldiği zaman her polar 13 kuruş, 39 kuruş, 40 kuruş. O zaman bizim pancarımız otomatik 17 kuruşa düşüyor. Yani ortalama bir fiyatımız yok. Şu anda pancar üreticilerin içinde beraberiz. Bütün halkımızı görüyorsunuz. Şu anda yoğunluğumuz çok. Artı bir de bizim şu sıkıntılarımız var. Pancarımızın fiyatını tam açıklaması yok. 20 kuruş deniyor, 21 kuruş deniyor. Netliğimiz yok. Sıkıntılarımız büyük. Bir makine yetmiyor bize boşaltmada. Belki biraz sonra... Günlük olarak değişiyor mu? Günlük köy köy fiyatlar. Fiyatlarda şöyle bir sıkıntımız var. Mesela ki fabrikaya gönderdiğimiz polarda 18 çıkanımız var. Aynı araziden 13 çıkanımız var. Yani söküm yapıyorum ben. Bütün çiftçiye söküm yapıyoruz. Bunda polarda sıkıntı nedir bilmiyoruz. Şeker randımanı düştüğünde bizim yani her polarımız 13 kuruş aşağı çekiyor. Ama bunda nedir, ne değildir bilmiyorum. Burada çiftçi vatandaşı belki sizler de biliyorsunuzdur. Biraz sonra da göreceksiniz remorklarımızı. 2 günde bir remork teslim edemiyoruz. Trafikten de çok sıkıntılıyız. Yani buna bir çözüm getirilsin istiyoruz. Traktörden kaç kere gelip gidiyoruz biz bir remork pancara yatırmak için. Yani bir remorktan fazla yasak mı? Şu anda yasakladı da ikinci bir remorkta bize ceza yazıyor. Thank you.